Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, das. Yani öyle ki anlamına gelen das cümlelerini görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. İlk örnekte iki cümle görüyoruz bakın burada. Ich vermute. Ich vermute arkadaşlar tahmin etmek demek. Tahmin ediyorum anlamına gelen ich vermute. Der Füller gehört Max. Der Füller neydi arkadaşlar? Bu dolma kalem demek. Gehören ait olmak. Max bu da bir erkek ismi. Dolayısıyla cümle ne diyor bize? Der Füller gehört Max. Dolma kalem Max'a ait. Ich vermute sanıyorum anlamına geliyor değil mi? Dolayısıyla şimdi ben das az önce dedim ki öyle ki birebir sözlük karşılığı öyle ki ama olduğundan, yaptığından anlamlarına da denk düşüyor bu das yapısı. Şimdi bu iki cümleyi ben bir araya getirdiğimde das ile bir araya getireceğim. Diyeceğim ki bu dolma kalemin Max'a ait olduğuna eminim ya da ne diyebilirim? Öyle bir tahminim var, eminim, öyle düşünüyorum şeklinde bunu çeşitli anlamlara getirebilirim. Ancak burada ich vermute tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu dolma kalemin, değil mi? Dolma kalemin Max'a ait olduğunu tahmin ediyorum diyelim. Ne yapacağız? Das'la beraber bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Ich vermute ile başlıyorum arkadaşlar. Ich vermute hemen ardından virgülümü getiriyorum. Das der Füller Max gehört. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Das'lı cümlelerde. Demek ki ne yapıyorum? Baştaki cümleyi aynen geçiriyorum. Virgülümle ayırıyorum diğer cümleden. Ve das ile ne yapıyorum? Diğer cümleye bir geçiş yapıyorum. Ich vermute das der Füller Max gehört. Bakın ikinci cümlede nasıl bir değişim olmuş arkadaşlar. Eylemimiz gehören ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Tabii çekimli olarak değil mi? Herhangi bir çekimde bir değişiklik yok. Üçüncü tekile göre yani Max değil mi? Kişisine göre ne olmuş? Gehören çekimlenmiş ve gehört olarak cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla dolma kalemin Max'a ait olduğunu tahmin ediyorum derken ne diyecekmişiz? Ich vermute, dass der Füller Max gehört. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Ich bin sicher, emin olmak demek arkadaşlar. Ben eminim. Şöyle de denilebiliyor bunun için arkadaşlar. Ich bin mir sicher şeklinde de yorumlanabiliyor. Ich bin sicher ikisi de aynı anlamda arkadaşlar. Eminim demek. Sonraki cümleye bakalım. Ich habe mein Buch verloren. Evet, mein Buch kitabım değil mi? Verloren, bakın haben verloren. Bu hangi yapıydı arkadaşlar? Perfekt'te öğrenmiştik değil mi bunu? Verlieren, unutmak, kaybetmek anlamında arkadaşlar. Kaybetmek diyebiliriz bu cümlenin anlamına göre değil mi? Kitabı kaybetmek anlamında. Verlieren demek ki perfekt'te haben verloren oluyormuş. Dolayısıyla ich habe mein Buch verloren. Yardımcı eylemimiz haben. Bakın ne olacak? Baştaki cümle ich bin sicher, eminim değil mi? Bununla başlayacağız. Ich bin sicher virgülümü ayırıyorum. Das ile ikinci cümleye geçiş yapıyorum. Ich bin sicher, dass ich mein Buch verloren habe. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Az önce ne yapmıştık? Eylemimizi sona atmıştık. Ancak burada gene eylemi sona atıyoruz. Yardımcı fiilimiz haben ne olmuş? Verloren'den hemen sonra gelmiş değil mi? Demek ki perfektlikte ne yapıyormuşum ben? Asıl eylemimden sonra çekimli olarak neyi getiriyormuşum? Haben ya da sein bu durumda değil mi? Haben kullanıldığından dolayı ne olacak? Das ich mein Buch verloren habe şeklinde ikinci cümleyi ne yapmış olacağım? Bu yapıya giydirmiş olacağım. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ben eminim değil mi? Kitabımı kaybettiğimden eminim deriz değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla ne olacak? Ich bin sicher, dass ich mein Buch
Verloren habe. Evet, güzel Türkçe'de biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Aslında mantıklı olan da o, değil mi? Asıl anlatılması gereken şeyi söylüyoruz ve ondan sonra, değil mi, bu bir sonraki cümle olan emin olmayı ne yapıyoruz? Cümlenin sonuna getiriyoruz. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Ben eminim kitabımı kaybettiğimden gibi bir cümle kurulmuş oluyor. Türkçe'de böyle bir şey yapmış olsaydık devrik cümleye gidebilirdi bu anlam, değil mi? Devrik cümle diyebilirdik. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Mutlaka ne yapmış oluyorum? Yan cümle diyelim isterseniz, anlaşılır olması için. Bu yan cümleyle başlanıyor ve asıl cümleyi ne yapmış oluyorum? Das'tan sonra vermiş oluyorum. Tersi doğru olmaz arkadaşlar. Tersi yanlış olur. Dolayısıyla bu şekilde bu cümleyi, bu iki cümleyi kurmamız gerekiyor. Sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Ich weiß. Ich weiß ne demek arkadaşlar? Biliyorum. Alle Schüler sind ins Theater gefahren. Evet. Burada da arkadaşlar perfekt yapıda bir cümle görüyoruz, değil mi? İkinci cümlede. Alle Schüler, bütün öğrenciler, değil mi? Bütün öğrenciler sind gefahren. Bakın, fahren neydi? Sürmek demekti, değil mi? Sind gefahren, perfekt bir eylem. Dolayısıyla dili geçmiş zaman, sind gefahren, sürdüler anlamına, değil mi? Tabi sürdüler derken kendi araçlarıyla gittiler anlamına gelmiyor, değil mi? Çünkü neden öyle gelmiyor? Schüler neydi arkadaşlar? İlkokuldan liseye kadar olan öğrencileri kapsıyordu. Öyle değil mi? Sind gefahren, kara taşıtları için. Ancak deniz taşıtları için de geçerli bu. Sürdüler derken şu anlama da gelebiliyor arkadaşlar. İşte otobüse bindiler, trene bindiler gibi anlamlara da gelebiliyor. Ya da kendi bisikletleriyle gittiler anlamına da gelebiliyor. Biliyorsunuz Avrupa'da bisiklet kullanımı çok yaygın, değil mi? Trafikte de var. Dolayısıyla sind gefahren böyle bir anlamda gelebilir, doğabilir. Ins Theater, das Theater adından da anlaşılacağı üzere tiyatro. Biliyorum ki bütün öğrenciler tiyatroya gittiğinden gibi bir anlam çıkıyor, değil mi? Tüm öğrencilerin tiyatroya gittiğini biliyorum deriz, değil mi? Güzel Türkçe'de. Çünkü ich weiß neydi? Biliyorum demek. Dolayısıyla bu iki cümleyi ben das ile birleştirdiğimde ne yapacağım? Ich weiß, bakın hemen sonra virgülüm geliyor. Das ile devam edeceğiz. Ich weiß, dass alle Schüler ins Theater gefahren sind. Bakın az önce ne yapmıştık arkadaşlar? Yardımcı fiilim haben, değil mi? Verloren habe. Ne olmuştu? Habe'yi sona atmıştım. Burada da ne oluyor arkadaşlar? Asıl eylemim gefahren'den hemen sonra sind gelmiş, değil mi? Dolayısıyla yardımcı eylemim sind sona gelmiş. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Ich weiß, dass alle Schüler ins Theater gefahren sind demiş oluyorum, değil mi? Tüm öğrencilerin tiyatroya gittiğini biliyorum demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich vermute, der Füller gehört Max. Ich vermute, der Füller gehört Max. Ich vermute, dass der Füller Max gehört. Ich vermute, dass der Füller Max gehört. Ich bin sicher, ich habe mein Buch verloren. Ich bin sicher, ich habe mein Buch verloren. Ich bin sicher, dass ich mein Buch verloren habe. Ich bin sicher, dass ich mein Buch verloren habe. Ich weiß, alle Schüler sind ins Theater gefahren. Ich weiß, alle Schüler sind ins Theater gefahren. Ich weiß, dass alle Schüler ins Theater gefahren sind. Ich weiß, dass alle Schüler ins Theater gefahren sind. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar.
Ich glaube. Evet, ich glaube inanmak arkadaşlar. İnanıyorum ki diyeceğiz değil mi? Ich glaube tek başına demek ki inanmak demek, inanıyorum. Daniela wohnt in Bremen. Evet, Daniela bu bir kadın ismi. Bremen bu da Almanya'da bir şehir. Wohnen'i zaten biliyoruz değil mi? Daniela Bremen'de ikamet ediyor. Bremen'de yaşıyor değil mi anlamında? Şimdi diyeceğiz ki Daniela'nın Bremen'de yaşadığına inanıyorum diyeceğiz. Değil mi güzel Türkçe'de bunun karşılığı? Demek ki Almanca'da neymiş? Buna bir bakalım. Das'la oluşturacağız bu cümleyi. Ne yapacağız arkadaşlar? Ich glaube ile başlatacağım cümleyi. Ne diyeceğim? İnanıyorum. Ich glaube, dass Daniela in Bremen wohnt. Ne demiştik arkadaşlar? Das'lı cümlelerde eylemim ne oluyordu? Cümlenin sonuna gidiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla inanıyorum ki, değil mi? Daniela'nın, değil mi? Daniela'nın Bremen'de yaşadığına ya da ikamet ettiğine inanıyorum dediğimde ich glaube, dass Daniela in Bremen wohnt demiş oluyoruz, değil mi? Ich vermute, değil mi? Bir olasılıktan bahsederken demiştim. Ich vermute, bir tahmin yürütüyoruz değil mi? Dolayısıyla ich vermute demem gerekiyor. Meine Schwester ist heute angekommen. Evet. Meine Schwester, die Schwester neydi? Abla ya da kız kardeş anlamına geliyor. Dolayısıyla ablam ya da kız kardeşim dediğimde meine Schwester diyeceğim. Heute neydi? Bugün demek. Bakın burada arkadaşlar ist angekommen. Burada nasıl bir yapı arkadaşlar bu? Eylemimiz perfect yapıda öyle değil mi? Ist angekommen. Hatta ankommen neydi arkadaşlar? Ayrılabilir fiil kapsamında olan bir fiil değil mi? Ankommen. Kommen neydi? Gelmek. Ankommen varmak demek arkadaşlar. Ayrıntılı şekilde hatırlarsanız perfectlikte görmüştük. Özellikle ayrılabilir fiillerde. Ne yapmıştık burada? Ayrılabilirlerde G ne oluyordu? Araya girdiği haller oluyordu değil mi? Dolayısıyla ist angekommen neymiş demek ki? Vardı anlamına gelmiş oluyor değil mi? Demek ki ankommen seine gerektiriyormuş. Ich vermute, meine Schwester ist angekommen. Şimdi bu iki yapıyı das ile birleştirecek olursak ne diyeceğiz? Ablamın bugün vardığını tahmin ediyorum diyeceğiz değil mi? Ne yapıyorum? Ich vermute ile cümlemi başlatıyorum. Diyeceğim ki ich vermute virgülümle ayırıyorum. Ich vermute, dass meine Schwester heute angekommen ist. Değil mi? Ne yapmış oluyorum? Demek ki arkadaşlar perfect yapıda olduğundan dolayı seine cümlenin sonuna atmış oluyorum değil mi? Angekommen neydi? Perfect yapıyı ne yapmış oluyorum? Yardımcı fiil ile sonlandırmış oluyorum. Demek ki buradaki ist ne olacakmış? Cümlenin sonuna gidecekmiş ve nihai olarak bu son durumu alacak ve diyeceğim ki ich vermute, dass meine Schwester heute angekommen ist. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich glaube, Daniela wohnt in Bremen. Ich glaube, Daniela wohnt in Bremen. Ich glaube, dass Daniela in Bremen wohnt. Ich glaube, dass Daniela in Bremen wohnt. Ich vermute, meine Schwester ist heute angekommen. Ich vermute, meine Schwester ist heute angekommen. Ich vermute, dass meine Schwester heute angekommen ist. Ich vermute, dass meine Schwester heute angekommen ist. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Ich glaube, Klaus hat einen Hund. Evet, ich glaube ne dedik? Ich glaube inanmak demekti, değil mi? İnanıyorum. Klaus hat einen Hund. Klaus bu bir erkek ismi arkadaşlar. Einen Hund. Evet, burada bir akusatiflik var, değil mi? Der Hund ne demekti arkadaşlar? Bu köpek, değil mi? Klaus'un bir köpeği var derken Klaus hat einen Hund. Demek ki Klaus'un bir köpeğinin olduğunu
düşünüyorum, öyle olduğuna inanıyorum. Tabii inanıyoruz demeyiz, güzel Türkçe'de ne deriz? Öyle olduğunu düşünüyorum da deriz, değil mi? Ancak Almanca'da bunu glauben şeklinde de yorumlayabiliriz. Glauben diyebilirdik, ich weiß diyebilirdik, ich bin sicher, değil mi? Bir şeyden eminsek eğer. Ich vermute, bir olasılıktan bahsederken, değil mi? Ne diyecektik o halde? Ich vermute, ich glaube de inanmak. Dolayısıyla İnanıyorum ki, sanırsam anlamlarına, değil mi? Pekala kullanabiliriz. Burada inanmak kullanılmış. Dolayısıyla bu iki cümleyi ben bir araya getirdiğimde ve das da bir araya getirdiğimde ne yapacağım? Ich glaube virgülümü koyacağım, değil mi? Ve das'la devam edeceğim. Ne yapacağım? İkinci cümlede eylemi sona atacağım. İkinci cümledeki eylem hangisi arkadaşlar? Haben. Dolayısıyla ne olmuş? Sona gitmiş. Tabi Klaus'a göre çekimleniyor, değil mi? Üçüncü tekile göre. Dolayısıyla hat oluyor, değil mi? Dolayısıyla, ama çok dolayısıyla dedim. Ich glaube, virgül, değil mi? Ich glaube, dass Klaus einen Hund hat. Değil mi? Ne yapmışım? Cümlenin sonuna eylemimi koymuşum. Ich glaube, dass Klaus einen Hund hat. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ich weiß. Ich weiß ne demek arkadaşlar? Biliyorum, değil mi? Ich weiß. Hatta weiß renklerde neydi? Beyaz anlamına geliyor. Tabii burada ich weiß denildiğinde ne demiş oluyoruz? Biliyorum, değil mi? Sein Vater lebt in Dortmund. Evet, der Vater ne demek arkadaşlar? Baba. Sein Vater denildiğinde bakın burada bir posesiflik var. Sein Vater yani onun babası derken Sein Vater lebt, leben neydi? Yaşamak demekti. Ben pekala bunun için wohnen de diyebilirdim, değil mi? İkamet etmek anlamında. Ancak burada leben yaşamak anlamında olduğu için Dortmund, Dortmund bu da gene Almanya'da bir şehir. Onun babası Dortmund'da yaşıyor derken Sein Vater lebt in Dortmund demiş oluyoruz. Tabi buraya baktığımızda bir kadından bahsederken onun babası deseydik ne olacaktı o halde? Ihr Vater diyecektik, değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ve das da bir araya getirdiğimde şunu demeye çalışacağım. Babasının Dortmund'da yaşadığını biliyorum, değil mi? Onun babasının, burada bir erkek kastediliyor. Onun babasının Dortmund'da yaşadığını biliyorum diyeceğiz. Ne yapıyoruz? Ich weiß, değil mi? Ich weiß ile cümleyi başlatıyorum. Das ile ne yapacağım? Cümlenin devamını getireceğim. Ich weiß, dass sein Vater in Dortmund lebt. Değil mi? Her halükarda ne yapıyorum arkadaşlar? Eylemi cümlenin sonuna atıyorum. Tabii hangi eylemi arkadaşlar? İkinci cümledeki eylemler her zaman cümlenin sonuna gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla onun babasının Dortmund'da yaşadığını biliyorum diyecek olursak demek ki Ich weiß, dass sein Vater in Dortmund lebt demiş oluyoruz. Ve son cümlemize geldi sıra arkadaşlar. Son cümleye baktığımızda Wir sind sicher. Sicher emin olmak demek. Şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. Wir sind uns sicher. Bu da olurdu. Wir sind sicher. Bu da olur. Emin olmak anlamında arkadaşlar. Bir şeyden eminsek demek ki ne yapmış oluyoruz? Sicher demiş oluyoruz, değil mi? Ich glaube deseydik orada bir muallak vardı, değil mi? Çünkü bilmediğimiz bir şey hakkında bir tahminde bulunuyoruz. Ich vermute de diyebilirdik tahmin için. Biliyorsak kesin, değil mi? Ich bin sicher ya da wir sind sicher ya da ich weiß, değil mi? Kesin hallerde kullanılan yapılar. Dolayısıyla burada bu sefer biz eminiz derken wir sind sicher diyoruz, değil mi? Du besuchst einen Tanzkurs. Evet. Besuchen neydi arkadaşlar? Ziyaret etmek anlamındaydı. Ama biz bunu aynı zamanda okullar içinde kullanabiliriz. Mesela diyelim ki ben İstanbul Üniversitesi'ne gidiyorum diyeceğim. Değil mi? Ich besuche die Istanbul Universität dediğimde orada ne yapıyorum? Ben bir öğrenciyim, değil mi? İstanbul Üniversitesi'ne gidiyorum derken
Ich besuche de diyebiliyoruz. Tabi besuchen Türkçe'de birebir karşılığı ziyaret etmek. Tabi üniversiteyi ziyaret etmeyiz değil mi arkadaşlar? Aktif bir şekilde gideriz. Dolayısıyla besuchen'i ben kurslar için, okullar için kullanabilirim. Ancak aynı zamanda bir arkadaşı, bir komşuyu ziyaret etmek için de kullanabiliyorum Almanca'da. Ich besuche. Dolayısıyla burada ne demiş? Wir sind sicher, biz eminiz. Du besuchst einen Tanzkurs. Evet. Dans kursu değil mi? Bir dans kursuna gidiyorsun eminim. Demek ki du besuchst akusatifliği gerektiriyor arkadaşlar. Besuchst einen Tanzkurs ve dans kursu değil mi? Kurs artikeli neymiş arkadaşlar? Buradan zaten çıkıyor ortaya. Der Kurs, einen Kurs. Sen bir dans kursunu ziyaret ediyorsun değil mi? Olasılıkla arkadaşları iyi dans ediyorsa değil mi? Ne diyor bu cümle? Biz eminiz sen bir dans kursuna gidiyorsun değil mi? Çok iyi dans ediyorsa. Dolayısıyla bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Neyle bir araya getireceğiz? Das da bir araya getireceğiz. Ne diyeceğiz? Biz eminiz. Wir sind sicher, dass du einen Tanzkurs besuchst. Ne yapıyorum demek ki? Besuchen'i cümlenin sonuna atıyorum. Yani buradaki eylem her defasında ne olacakmış demek ki? Bu bizim kuralımızmış das cümleleri için. Cümlenin sonuna gidiyor olacakmış. Ama nasıl gidiyor olacak? Özneye göre, yani buradaki du'ya göre çekimli halde gidiyor olacak. Dolayısıyla burayı toparlayacak olursak, wir sind sicher, dass du einen Tanzkurs besuchst demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich glaube, Klaus hat einen Hund. Ich glaube, Klaus hat einen Hund. Ich glaube, dass Klaus einen Hund hat. Ich glaube, dass Klaus einen Hund hat. Ich weiß, sein Vater lebt in Dortmund. Ich weiß, sein Vater lebt in Dortmund. Ich weiß, dass sein Vater in Dortmund lebt. Ich weiß, dass sein Vater in Dortmund lebt. Wir sind sicher, du besuchst einen Tanzkurs. Wir sind sicher, du besuchst einen Tanzkurs. Wir sind sicher, dass du einen Tanzkurs besuchst. Wir sind sicher, dass du einen Tanzkurs besuchst. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde das cümlelerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.